Evet. Kuzu eti aldık. Bu et kuzunun sırtı, kuyruğa yakın olan kısmı karski diyorlar. Şimdi aslında bunu daha ince kesilir makineyle. Ama ben böyle aldım. Çünkü ben kalın pişirmeyi seviyorum. Dolayısıyla böyle olunca bu kalın olacağı için tavada istediğim ölçülerde istediğim gibi pişmeyecek. Dolayısıyla ben bunu işte kenarından böyle bıçakla girerek ayırdım ve böyle hepsinden böyle bir parça elde ediyoruz. Çok yumuşak bir et. Dışında da çok iyi bir yağ var. Bu eti birkaç gün dinlendireceğim. Ondan sonra yine birlikte yapacağız. Etlerimiz oldu. Çok yumuşak. Sadece karabiber ve zeytinyağı süreceğim. Böyle bekleteceğim. Evet. Masaj yapar gibi. Çok yumuşak et. Gerçekten çok iyi. Evet. Güzel. Her zamanki gibi hava almayacak şekilde. Sıkıştıralım. Evet, süper oldu. Yani içinde fazla fazla yağ oldu. Onu emer. Müthiş bir aroma verir. Evet. Şimdi 4. gün bugün. Etimizi bekledik. Şimdi bir şey göstereyim. Et beklediği zaman neden bekler et? Eti bekletmemiz sebebimiz şu. Daha çok yumuşasın. Eti sert yapan önemli sebeplerden bir tanesi de kandır. Bu bekleme sırasında et su vermez. Kanını salar. O yüzden de kanını salan et hem daha lezzetli olur hem yumuşak olur. Bakın kırmızı kırmızı. Bu saldıkları kandır. Ben çıkarttım pişirmeden önce oda sıcaklığında. Bekletiyorum. Şimdi birazdan pişireceğim. Döküm tavada yapacağız bu akşam. Şimdi etimiz 4 günden beri gayet yumuşamış. Elimle hissedebiliyorum. Yüksek ısıda ve daha çok bu stik tarzı yerlerde yapma şekli yapacağız. Onu da göstereceğim pişirirken. Hadi başlayalım. Evet. Çok yüksek ısıda. Şu anda döküm tavam iyice kızı, dumanları görüyorsunuz. Etlerimizi bırakalım. Hiç kısmadım. Hiç kısmadım. Yine kızgın tarafına tereyağını sürüyorum. Ve tuzu burada atıyorum. Hiç tuz koymamıştık.
Evet. Evet. Şimdi yağı da iyice kızarttık. Ben hep orta alt pişmiş severim. Şimdi sen benimle görüyorsun. Bunu bir turda hani çok sevmeyenler, çok pişmesini isteyenler şu şekilde yapabilir. İşte bu şekilde alıp bunu tekrar pişirebilir ama gayet iyi. Çok iyi.